Asist Analiz Ekranları'nda yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Beşten. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başlamadan önce hemen e, istersen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı e, kutlayarak başlayalım. Evet. ...kurtuluşumuzun da 101. Evet, yılı... Evet. ...zafer bayramımız. Kutlu olsun diyelim. Evet, 1001 olsun diyelim. 101 evet. değil, 1001 olsun, 1001 olsun. Ee, ta bu toprakları... E, ...vatan kılan ecdadımızdan... ...en son bunu koruyan... E, ...ecdadımıza kadar her birine başta... ...Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...şükranlarımızı, minnetlerimizi sunalım. Dünyada olup bitene bakınca... ...bugün itibariyle insanların ülkelerinden... ...nasıl çıktığına, neler evet. yaşandığına görünce ne kadar çok minnet etsek şükran duysak teşekkür etsek e, azdır. Allah hepsine rahmet eylesin şükranlarımızla. Evet, peki şimdi başlayalım. Beşiktaş'ı e, konuşacağız. UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le de karşılaşacak. Evet. Bu maçın ayrıntılarını da konuşacağız tabii ki. Çünkü önemli bir karşılaşma olacak. Senin de her zaman çok önem verdiğini biliyoruz ki ilk maçta e, İyi de bir galibiyet Tabii, almıştı çok Beşiktaş yani. çok önemli bir galibiyet almıştı. Ama onun öncesinde biraz e, istersen Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarına geçelim. Olur. E, basın toplantısı yaptı. Konu başlıkları enteresandı. E, şöyle bir genel olarak Hı -hı. E, o basın toplantısını değerlendirmeni isteyeceğim evet. senden. Sen nasıl buldun e, sorularına cevap alabildiğin evet. mi? Sonra ayrıntılı konuşalım. Başkan gerilmiş, doğal olarak gergin. Çünkü birden fazla işle uğraşıyor. Beşiktaş Başkanlığı başlı başına bir sorumluluk çok keyif ve onur verici bir koltuktur. Her Beşiktaşlı'nın hayalidir. Ama sorumluluk ağır. İki, sağlık problemleri. Üç, kendi özel şirketiyle ilgili yaşanan bir tatsızlıklar oldu. Ciddi bir mali kayıp oldu, evet. hani güvendiği hı hı. isimlerden gelen. Bunların hepsi birikiyor. Bir de başkan bir süredir yok. Yani bir aydır falan görünmedi tabi e, tabii alttan ve arkadan çalıştığını söylüyor kendisi de. E, bunların hepsi birikince eee şey de ifade etmek istediği, anlatmak istediği şey de çoktu. Tek tek anlattı ve bir gergin olarak evet. e, başladı çevi. Normal, çok anormal bir durum değil. Şenol Hoca da bazı geçen senle konuştuk burada. yani o gerginlikler Hı -hı. yansıyor. Bu de transfer dönemleri, rakiplerin durumu. Bunların hepsi gerer insanı. Bence sakin olmakta fayda var. E, yani çok fazla e, küfür hakaret onları onların altını çizerim onları söyledi zaten. Hiç affı yok. Hı hı. Kimse de affetmesin gelip ya abi işte şöyle oldu yok yeğenimdir yok oğlumdur yok, yok cahilliğim yok sarhoştum. Asla. Evet. Ceza kanununda karşılığı neyse maddi ise maddi başka bir şeyse başka bir şey. Kesinlikle kimse affet böyle bir şey yok. Kim kime böyle küfür edebilir. Haklı yani hı hı. o konuda hı hı. başkan. Ha, onun dışında da gelen eleştirileri, yapılan muhalefeti Birilerinin yönlendirdiğine trolleye bağlamayı doğru bulmuyorum. Her insanın her kulüpte istediği zaman başkan adaylığı kriterlerini karşılıyorsa bu adaylığını açıklama hakkı vardır. Bunlara da çok takılmamak lazım. Açıklamalar biraz bana Sayın Fikret Orman'ın son döneminde böyle git, gitmeye yüz tuttuğu dönemdeki açıklamaları da biraz Hatırlatıyor. hatırlattı. Çünkü birbirine çok benziyor süreçler. Evet. Transfer konusunda, maliyet konusunda haklı olduğu noktalar çok fazla var başkan. Özellikle Ramos Taliska meselelerinde haklı olduğu noktalar var. Ama genel olarak bu gerginliğin atılması için Beşiktaş'ın maç kazanıyor olması lazım. Biraz da onu bekliyor zannedersen başkan. İddialı cümleler de kurdu. Mesela bu lazım biliyor musun? Son gülen iyi güler dedi. Evet. Bekleyin bakalım dedi bak göreceksiniz dedi. Evet. İşte bunlar lazım camiaya. Yani. Siz peyderpey anlatmanız gereken şeyleri anlatmayıp toparlayıp sona bıraktığınız zaman burada herkes her konuda fikrini söylemiş oluyor. Hı -hı. Olumsuz. Va, bağırıyor adam. Şimdi bu psikolojiye getirmeden önce sizin onu anlatmanız lazım. Bak dün ne dedi? Halil'in dedi babası dedi Şenol Hoca'yı aradı dedi Dervişoğlu'nun. Ve Galatasaray'la problemler yaşadık daha önce gitmek istemiyoruz oraya. Hı hı. Ben size gelelim hocam gelmek istiyorum dedi. diyor Şenol Hoca da diyor beni aradı. Dedi ki diyor başkan. alalım Halil'i gelmek hı hı. istiyorlar. Sonra diyor babası şey demeye başladı işte. Galatasaray şu kadar fazla veriyor, bu kadar fazla veriyor. Biz de pazarlık yapmaya başladılar. Hı hı arayı kızıştırıyorlar. Hani Kibar Fezo'da var ya kızıştırıyorlar. 10 binde 10 binde Erdoğan evet. 12 binde 12 binde falan diye. Şimdi hoca da diyor ki bu kafadaki bu anlayıştaki bir oyuncuya gerek yok takım'a diyor almamıza. İşte bunu biz Halil transfer olduğu günün ertesi günü duysak çok daha farklı olur şimdi, işte o zamanlar. Şimdi biz bilmiyoruz ki. Bunu evet. böyle kimse anlatmadı. Evet. Taraftar sosyal medyada ya Halil'den bile çalım yemeği başardınız dedim ben mesela. Hı hı. Ama şimdi bu, bu iletişimdir işte. Bunu nasıl anlattığın önemlidir. Ne zaman anlattığın önemlidir. Buradan dert çıkarması lazım bence Beşiktaş yönetimi. Bunu peki şöyle e, iletişim olarak görmüyor olabilir mi Beşiktaş yönetimi? Yani şöyle şunu demeye çalışıyorum. Twitter'da böyle şeyler dönüyor. İşte gazetelerde böyle şeyler dönüyor. Dediğin gibi sen işte transfer çalımı diyorsun. Ben zaten biliyorum hmm. ve bunu insanlara evet. açıklamama gerek yok hmm. kafasıyla yaklaşıyor olabilir Güzel ben. o zaman attığın golden sonra dahi tribün yönetim istifa diye bağırıyorsa bu gerekçelerinden biri bu işte. Evet. Ezilmiş hissediyor. Şimdi benim için çok önemli değil. Ben zaten kırkı devirmiş bir adamım. Biz sizin elinizden nasıl şunu kaptık, o nasıl transfer yaptık. Bunları zaten biz çocuk muyuz yani? Bu uh geç -huh. Ama bu okula giden çocuk için önemli. İş yerine giden bir genç için önemli. Mahallede halı sahada arkadaşıyla maç yapan için geç. Nasıl diyor kaptık elinizden? Uh -huh. Sosyal medya kullanıyor. Yazıyor çiziyor yani insanlar. Ha, iletişim olarak görmüyorlarsa çok büyük hata yapar. Özellikle sosyal medyayı. Ben de şey yapabilirim. Bak gazeteciyim, televizyonda da yorumculuk yapıyorum. Dijitalde de gazetede de yazı yazıyorum. Şunu diyebilirim burun kıvırarak. Ya Twitter mı, Instagram mı? Sosyal, ya bırak Allah aşkına o ne ya deyip küçümseyebilirim. Ama bu ne biliyor musun? Set çekmek olur, kendini kandırmak olur. Bu realiteden kaçamayız biz. Hı hı. Ve an itibariyle sosyal medya dediğin şey konveksiyonel televizyonları, ulusal gazeteleri, radyoların, YouTube'ların daha fazla önüne geçirip gündem yapılan yer. İster Tabii, kabul edelim aynen ister kabul Küçüm Küçümseyebilir insan ama kendine edersin görmezden gelince. Böyle bam diye kendinle ilgili pat 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 binlerce şey yazıldığını görünce anlarsın ne kadar etkili bir yer olduğunu. O yüzden yanlış yapıyorlar iletişim Hı. konusunda bence. Bak em Sayın Emre Koca da çıktı. Fırat Güneyer'le TRT evet, Spor'da anlattı. Bir rahatlama geldi. Başkan çıktı anlattı. Bunu yapın. Bu, bu Şenol Hoca'nın işi değil yani. Bırak adam takımla ilgilenecek. Var. Bir de orada bir dengeyi de kurmak lazım değil mi? Yani Twitter'la e, arada şimdi yeni platformla da X oldu gerçi. Ha, X, X, doğru. Aynen. X, X. <laughs> ama evet. biz hala eski adıyla Twitter diyelim. Adını kullanmak istemediğimiz aynen. kişilere X derdik <laughs> ya. Değil mi? Evet tam öyle oldu. Şu açıdan yani dengeyi kurmak lazım şunun için diyorum. Ee, sadece oraya göre hareket etmek de olmuyor. Şimdi bunun ters tepkini de gördük. Çok güzel, çok doğru, çok doğru. Yani işte orada da yöneticilik mahareti mahareti giriyor evet. devreye. Sırf taraftar istiyor diye alınan oyunculardan da hüsranlar evet. oldu. Sırf taraftar istiyor diye alınan pozisyonlardan da sosyal medya diyeyim, taraftar demeyeyim de. Bunun dengesini doğru kurmak lazım. Ne oraya göre hayatını endeksleyeceksin ne de oradan bağımsız düşüneceksin. Ama, işte, ama her yazılanı çizilen de küfür etmiyorsa bırak yazsın adam. Küfür etmiyorsa bırak bağırsın tribünde istifa. Evet. Ne, nedir yani bunun önüne set çekmeye çalışıyorsun? Yok şunun adamı, bunun adamı falan. Gerek yok yani bunlar ama Beşiktaş yönetimi bir kere kendi içerisinde kurullar dahil şey işte disiplindir dün ona da değindi denetlemek, bunların bir kere birliğini sağlıyor olması lazım. Şu anda bir problem yok. Bak ben bir problem görmüyorum şeyde, futbol takımında. Dokunuşlar var, herkes de var. Bak dün Galatasaray ne güzel şampiyonlar ligine girdi ama oyun tatmin etmiyor mesela. Evet, evet. Her yerde, her şeyde yaşanabilir. Kimse şu an henüz hazır değil. Ben orada çok bir problem görmüyorum ama bunun gerçekten çok büyük bir problem olmadığını, bir kaos ortamı olmadığını anlatmak lazım. Yoksa ben sana derim ki ya Onanay'a o kadar para veriyorsun işte Tadiş'ten vazgeçiyorsun. Ben sana derim ki denetleme kurulu rapor istiyor vermiyorsun. Disiplin kurulu senin yöneticini yönetime veriyor derim. Ben sana derim ki ya stadın sponsoru nerede? Ben sana derim ki ya işte bu bağ kopmuş taraftarlarınızda. Anlatın bunları yani. Evet, yani bunu dediğinde işte o evet dün sponsorla ilgili açıklama evet. da yaptı. İşte öyle bir sponsor açıklayacağım evet, diye. Evet, çok güzel, müthiş. Evet. ne diyeceksin işte? Aynen. Yani. Hani bunun için neden bu zamanı bekliyoruz? Şimdi Mustafa Denizli Türk futbolunun en büyüklerinden biridir. Çok sever, çok saygı duyuyorum. Bir de şahsına münasır bir adamdır. Entelektüel düzeyde müthiştir. Çok severim hocamı. 7. 8. hafta işler kötü gider Neslihan. Bir der ki böyle camiye homurdanır. 26. haftada göreceksiniz der. 26. haftayı bekle. Bak 4 ayı kurtardı. Evet. Bak, şimdi. şimdi Sergen Yalçın gibi iddia. Cumartesi neler olacağını göreceksiniz diyor mesela. Bu hayatta da böyle değil midir? Evet. evet. <laughs> Yarına dair verdiğin umut. Evet. Isterdin, sen seni her zaman ayakta tutar, ayak... diri tutar. Hah, şimdi tatile gideceğini bilmek bile örneğin. Müthiş. Ben haftaya tatile gideceğim. Bu motive bile oluruz. evet motive eder seni. Çok güzel. Çok güzel. Yani e, o yüzden başkanın bu söylemleri daha önce de yapıyor olması lazımdı. Evet. Rekor şeyler geliyor dedi sponsorluklar. Herkes tatmin olacak. Futbol takımına da bakın göreceksiniz dedi. Öyle şovlu transferlerle olmuyor dedi. Bunların hepsi bir umut. Hı hı. Geç kalındı ama olsun. Bundan sonra bence daha sık bunları yapıyor olmaları lazım. Bilet fiyatları rakiplerin altında dedi. Altında dediğin 40 lira <laughs> altında, 30 lira altında. Ne altında? Onlar da pahalı satıyor. Evet. 500 lira bilet olur mu ya ne işte? Çok fazla. Buna bence genel bir çözüm ya El insaf, arada. el vicdan. Evet. Arkadaş şimdi her üst düzey gibi düşünmeyin. Herkes aynı segmentte değil. Sen bazı tribünleri 35 bin lira yap. Hiç umurumda değil. Oranın hı hı. alıcısı var. Bana ne? Evet. Git Türk Bükü'nde dört tane biç yan yana bir tanesiyle biliniyor tamam mı? Evet. Diyor ki lahmacun sekiz bin lira. E yanında şezlong yemek obu bu beş yüz lira. O da var. Evet. Bana ne adam gitmek istiyorsa parası çok harcasın Hiçbir orada yok. beni ilgilendirmez. Aynı deniz aynı su yandaki o da biç. Orada da onda bir fiyatına oturuyorsun. Şimdi bu segmentler dünya her yerinde böyledir. Segmentlere ayırırsın. Ya şimdi sen ha bu arada o boş tribünleri kombine sahiplerinin Maça gelmemeleriyle de açıkladı başkan. Tamam ama bak bir devir hakkı var mesela. Bunu altıyla sınırlandırmışlar. Bu yanlış iş. Kara borsanın önüne geçelim diye. Bu kombine sahibini ilgilendirmez. Kara borsa problemi kombine sahibinin derdi değil o kulübün işte emniyetin onun bunun işi. Dolayısıyla bilet fiyatları çok pahalı. Ama burada çözüm odaklı değildi başkan. Değildi. Yani evet. indireceğiz gibi bir şey değil hani. Evet. Fenerbahçe'de de pahalı, Galatasaray'da da pahalı. En ucuz biletten yola çıkarak ben sana diyorum 550 lira, evet. 600 lira evet. en ucuz biletten. Kale arkası. O da kombine zaten çoğu satılı. Az bile hemen bitiyor hı hı. birkaç bin tane. Diğer tribünlere yönelmek zorunda kalıyorsun. bin, 3000, 4000. Tabii. Öyle bir gerçeklik yok Türkiye'de. Forma istedi çocuğun gittin maça. Hadi ona yok. da bilet aldın. Yemek yedin, içtin. 5 bin liralık oldun. Adam kaç para kazanıyor zaten yani. Hadi asgari ücret aldın. Şimdi ya evin yolunu bulamaz yani. yani. Maça gelemez yani, gelemez tabii yani adam. Ki. O yüzden e, ikincisi zaten futbol olarak da Türkiye'de bence kale arkası tribünlere 100 liradan fazla verilecek bir takım, bir maç yok. Dicek, ne kaldır abi 100 liraya bir şey mi? Ya abi şimdi 5-10-15 liraya bile satıyor dünya devleri. Gidin kale arkalarına bakın kaç paraya satıyorlar. Dünya devleri, Premier dahil. Kaç paraya satıyorlar en ucuz biletleri? Bize göre gülersin yani. Ya onlar da yok. Onlar şeyi bilmiyor. şimdi Neyse yani pahalı. Evet, aynen. Genel olarak pahalı evet. yani. Ergin Sergio Ramos transferiyle ilgili de evet. açıklamalar oldu. Onunla bir konuşalım, konuşalım. istersen. Ee, yani başkanı orada teorik olarak haklı görüyorum. Söylediklerini beyana esas kabul ederek. Hı hı. Kulüp başkanı değil mi? Bir şey söylüyorsa. Öyledir. Evet. Ne Öyle düşünerek yorum evet. yapacağım. Şimdi 16,5 milyon euroya Ramos getirmek maharet değil. Maharet değil. Sen ben de gitsek getiririz 16,5 milyon euroya Ramos'u. Antepli kağıt, banka teminatı. Tabii. Geldik selamın aleyküm. Biz yeni menajer şirketi kurduk. Neslihan menajerlik. Gittik Ergin'le beraber. Ramos kaç para istiyorsun kardeşim? 16,5. Tamam al gel. Şimdi biz transfer sihirbazı mı olduk? Hayır. Şimdi o yüzden... Başkanın orada konuştuğu kulüpteki mali yapı ile ilgili ve Ramos gerçekliği birbirine uyuşmuyor. Serhan Bey istifa etti. Serhan Çetin Say'a eee başkanı Beşiktaş'ın. Genç ve enerjik ve çok azimli bir arkadaştır. Severim, tanırım, hı hı. muhabbetim de vardır. Eyvallah. Ama ben olguyu konuşuyorum. Serhan Bey değil, Hasan Bey, Hüseyin Bey, Ahmet Bey fark etmez. Şimdi vergi dahil 25 milyon euro artı 50 milyon euro maliyet 2 yıllık. Var mı böyle bir para? Sonra Beşiktaş bir önceki turda yani şeyde Fikret Orman döneminde yüksek maliyetli oyuncular getirdi ki istedi herkes getir 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 getirmeyince infial oluyor. Onlardan dolayı mali olarak ibra edilmedi kongrede. Ceza aldı finansal fair play cezaları. Şimdi bu hangisi olsun? Şimdi hem mali olarak battık hem bu gelsin. Ramos, Ramos'u başka bir şey Beşiktaş'a gelmesi müthiş ben çok isterim. Ben de ödemiyorsam parayı bana ne derim yani ben Beşiktaşlı olarak bakarım ama böyle bir gerçeklik yok. Yani Ramos nedeniyle Ramos gelmedi diye istifa ettiyse Serhan Bey edebilir. Edebilir Ramos gelmedi diye. Öyle bir şey var mı? 16,5 milyon euro. Başkan diyor ki bana kimse böyle bir sponsorluk getirmedi. Hı -hı. Emre Koca da diyor bize kimse böyle bir sponsorluk getirmedi. Seran evet. Serhan Bey sağ olsun bir kısmını cebinden karşılayacakmış. E, istiyor. O da istiyor ki iyi bir şeyler olsun. İyi bir evet, şeyler, şeyler olsun yani Beşiktaş. Istiyor. Çünkü evet. hani orada diyor Icardi konuşuluyor. Burada Hı -hı. diyor işte Zaha var. Orada Ceko konuşuluyor. Biz de iyi bir şeyler olsun istiyor. Ama şimdi Beşiktaş öyle bir dönemin içinden geçmiyor. Galatasaray geçiyor öyle bir dönemin içerisinden. Bir Furya şu anda. Hı -hı. İşte 36 milyon euro yine Şampiyonlar Ligi'nden para aldılar. E, Fenerbahçe 40 milyon euroluk oyuncu sattı zaten. Hı -hı. Ama Beşiktaş şöyle bir dönemden geçmiyor. Satamadın, kurgulayamadın. Onana'ya 4-4,5 milyon euro verdin. Yani anlatabiliyor muyum? Yok. Yani kusura bakmayın. Ramos Ramos Beşiktaş'ın o şartlarda, o mali şartlarda asla gerçekliği değil. İşte Ramos gelmedi ben getirecektim. O yüzden isti olmaz. Evet, İstifa değilim, sebebi benim. bu olmamalı ha. yani. Başka şeyler olabilir. Eyvallah insanlar anlaşmaya, anlaşamayabilir. İstifa sebebi Ramos olmamalı. Böyleyse ya diyecek hiçbir şey yok. Edebilir yani. Herkes edebilir. 16.5'a anlaştım. Kimin parası? Evet. İki sene sonra siz gittiniz başkaları geldi yeni yönetim. Hadi bakalım siz yaptınız çektiğinizi burada Ramosa 20-10-10-15 hadi gelen mali olarak ibra etmedik. Hadi Beşiktaş e, UEFA'da gelme. Olmadı mı bunlar yaşanmadı mı? Yaşandı ee, örnekleri var. E, o yüzden biraz, biraz gerçekçi Hı -hı. hareket etmek lazım. E, Ahmet Nur Çebi de zaten e, istifa yürürlüğe koymadığını söyledi. İstediği zaman geri dönebilir. Kapı her açık dedi. Futbol kulüplerinin genç, zengin, Hı -hı. istekli figürlere ihtiyacı var. Herkes kaçıyor. Hı -hı. Bir süre sonra adam diyor ki lan para veriyoruz. Emeğimizi zamanı veriyoruz, Küfür ediyorlar bize diyor. Ailesi de rahatsız oluyor falan. Tamam. Yani yanaşmamaya başlıyor insanlar. Biraz yaşıyor. Ama şimdi zor yani. Hem güçlü istekli yönetici bulmak. Lazım figürler bunlar hı hı. Türk futboluna. Bence de keşke işlerin içerisinde olsa ama e, herhalde böyle bir açıklama yapacak gelecek. Dün bir açıklama yayınladı. Hani şu an Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Sonra konuşacağım hı hı. falan gibi. Maçtan sonra bir açıklaması olacaktır. Yani ilgili e, onu yapmak lazım. Yani uygun zamanı kollamamak lazım bazı şeyler için. Ergin şimdi de yine bence önemli konulardan bir tanesi. Salih Uçan ve Cenk Tosun konusu. Evet. Ee, onu da konuşalım evet. istersen çünkü eğer evet sözleşmeler yenilenmezse iki oyuncu da gidecek gibi duruyor. Evet, iletişim her şey değildir ama çok önemlidir. <laughs> Bir şeyin yarısıdır. Neyi nasıl anlattığın çok önemlidir. Yani Salih <laughs> ve Cenk konusunda Sayın Başkanın cümlelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yine söyleyeyim, bak teorikte haklı, pratikte yanlış. Nasıl haklı diyor ki ben sana sözleşme verdim. Bu sözleşme 2023-2024 sezonunu kapsıyor mu? Kapsıyor. Rakam bu mu? bu. Hı hı. Evet. Mayıs gelsin kardeşim biz zaten gerekeni yapacağız diyor. Ama şimdi şöyle şirketler, devlet, herkes egzamlar falan yaptı aralarda. Hı hı. Şimdi enflasyon hı hı. dediğin şeyde. Anladın mı? Salih diyor ki 250 bin euroyu oynuyorum. Baba diyor geldi kulübede oturuyor bir buçuk alıyor. Bir buçuk milyon euro diyor. Yedi katım benden diyor. Evet. Cenk. Beşiktaş'ın çok önemli bir markası. Çok önemli bir yüzü. Türk futbol tarihinin rekor satışıyla gitmiş. Ve çok gol atar. Beşiktaş'a çok maç kazandırır. Aidiyeti yüksektir. Bunu böyle anlatma Sayın Başkan. Öyle gerek yok kameraların önünde. insanlar bütün Türkiye o an seni izlerken. Sana odaklanmışken. Ya, tamam mı? Onlar bizim değerimiz. Tabii ki bizim çocuğumuz halledeceğiz o işler. Öyle olur mu? Mağdur etmeyeceğiz kimseyi. De süreci peyderpe idare et. Oyuncu Oyuncuyla de ki tamam de. Sırtını sıvazla anlat ama şimdi böyle anlattığın zaman olmaz. Evet. Yani Salih çok şey bir çocuktur. Uysal, sessiz, sakin, düzgün bir çocuktur. Ama şimdi Ceng'i o psikolojiye sokmayın. Ceng o takımın çimentolarından biri. Ne demişti Ahmet Mütçebi? Her vurduğunuz top 1 milyon, 1 milyon euro olmasın. olmasın. E tabii 1 milyon euro olmasın. <laughs> da e, bir oluru vardır yani. Raiç bedel derler ya. Yani. Evet. Raiç bedel <laughs> yani vardır. Evet peki. Devam edelim ee, Ergin. Şimdi biraz önce söyledim zaten. dedim okey maçı ile ilgili konuşacağız ama onun, onun öncesinde transfer çalışmaları Hı -hı. tabii ki bir yandan devam ediyor Beşiktaş'ta. E, bu hafta stoper için e, yani bir e, stoperin alınacağına dair bilgi var. İsimler var gündemde. Hı hı. Jim City ve e, Davinson bu isimlerden ikisi. E, bu isimlerle alakalı bir bilgi var mı stoper transferiyle ilgili durumda? 50. trans şey ismi falan oldu. Stoper ismi oldu bunların. Beşiktaş'ın <laughs> stoper alacağını biliyoruz, almak istediğini biliyoruz. Emre Kocadağ'ın da bu işle ilgilendiğini biliyoruz. Biraz da şey oldu. Rahatladı Beşiktaş 3-4 koldan transfer süreci yürütüyordu Haziran'da. Böyle garip bir hal almıştı. Kimsenin kimseden haberi yok. O onu getiriyor, beğenmiyor. Evet. O onunla telefon aç. Garip ya. Olması gereken oldu. Ya Türkiye'de para koyan bir yönetici, paralı bir yönetici, iş çözen sıcak para koyan yönetici futbolda görünmek ister. Transferim, ilgilenmek ister. Böyledir buranın usulü. Olması gereken oldu şu anda. Futbol şu şube sorumlusu kim? Emre Koca'da. Kim ilgileniyor? Yurt içinde, yurt dışında artık Emre Koca'da. Tamam evet. bak. Hocayla da arası iyi. bir irtibat kuruyorsun. Hocam bu gelsin mi, bu gitsin mi falan filan. O gelir bu gelir demem ama stoper alacağını biliyoruz. Alsın görelim. Aldıkları var. Birini gönderdi, birini aldı. Ama Beşiktaşları bu sefer gerçekten tatmin edecek bir stoper gerekiyor Beşiktaş'a. Geç kalındı. Yani bu, bu, buraya mı gelmeliydi? Ya soya çıkıyorsun, playoff maçına çıkıyorsun yarın. Yani. Evet. 6 tane maç yaptın Avrupa'da. Türkiye'de bir sürü maçlar yaptın. Ama şunla şu seviyedeler, şuna şu kadar rakam teklif ettiler. Böyle bir şey yok. Bakacağız yani ama alacağını biliyoruz. Stoper ve e, merkez orta saha oyuncusu alacak Beşiktaş. Peki on o zaman e, o numara demişken e, bir isim var. Verguis. Verguis evet. Evet o da hatta sosyal medyada bayağı heyecanlandıran bir isim de evet. oldu Ergin. E, Beşiktaş'ın yeni talişkası olur mu diye. Ya talişka olmaz <laughs> Biz de, da. Talişka diyeceğiz ama şimdi. Talişka ha? demezsek olmaz. Tabi dememiz lazım talişka. <laughs> Talişka olmaz ama Şenol Güneş'in sebep isteyebileceği bir oyuncu Berguis. Çünkü kreatif, çünkü oyun kurucu. Şimdi Pendik spor maçında gördük. Dön, Dinamo Kiev 3-2 kazandı Beşiktaş. Çok doğru ama en önemli eksikliklerinden bir tanesi yine organize olamamaktı. Berguis tecrübeli bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Hı hı. O yüzden hani hayır diyeceğini zannetmiyorum hocanın. Ama şöyle bir şey var. Hani kullanım alanı ile ilgili benim... Her oyuncu orta saha ile ilgili tereddütlerim var açıkçası. Şimdi Chamberlain kulübe için almadın. Evet. Orta sahada oynayacak. Şimdi bizim Bahtiyar Kazak oyuncu çok iyi bir giriş yaptı gol falan. İlk maç çok önemlidir. Kazakistan'da böyle Tabii. milli kahraman evet. gibi ilan ediyor. Çok da güzel bir çocuk yani. Çok, şey aynen. tatlı bir çocuk. <laughs> e şimdi onu kullanacaksın. Amir Hadzhametovic kullanacaksın. Salih var orada. Getson Fernandez var. Onana var. Yani Onana gidecek. Bilmiyoruz. Kesin değil değil yani başkan sabredin diyor. Yani bir görelim 2-3 maç falan diyor. İlk izlenim önemlidir dedim ya belki 5 hafta sonra 10 hafta sonra biz ona anadan bahsedeceğiz. Ve onu, o zaman dönüp kendime diyeceğim. Burada da söylerim açık söyleyeyim. Bak Neslihan ayıp ettik. Erken davrandık. Çünkü Crespo'da yaşadı Fenerbahçe'liler bunu falan. Olabilir bu. Olabilir tabii. Ama olabilir, yer de. yok ki şu anda. Yani. Yer yok yani. yani. Fırsat bulup kendini gösterebileceği ne yer var ne süre var ne maç var. Yok orası dolu. Transfer hatası olarak değerlendiriyor musun bunu? E tabii ki. Şu an görünen imaj o. Transfer hatası ve yüklü bir bon servisi. Yani bunu tek elden düşünmeyelim. Buna bir bakan, önce bir izleyen var, hı. öneren var, menajer var. Menajeri katmayayım o ticaret yapıyor, o, hı hı. o işine bakıyor. Adam için çok önemli değil. Başkan var burada. Aşamalar var yani. Yönetim yani. var ve teknik heyet var en sonunda. O yüzden her kimsenin üstüne yıkmayalım, bölüştürelim bunu bir transfer dediğin 4-5 kişi onayıyla yani hoca, başkan en başta hoca ve başkan zaten yani. Ama bunu nasıl getir? Kimse kimsenin kafasına silah dayamıyor. Bunu oynatacaksın, bunu ben alıyorum, zorla getireceğim falan demiyor. Orada bir hata. Bak. 8'de 1, 8'de 2 karavana okeyim. Eyvallah. Yani olur. Tutturamazsın zaten hepsini. Çok örneği yok öyle. Ama bu, bu sayı artarsa bak diğer transferler tutsun, takır takır işlesin. Ona ne kimse konuşmaz. Değil mi? Evet, bence de. Peki gündemdeki isimlerden bir diğeri Greenwood. Greenwood <laughs> arıza bir arkadaş evet. yani. Beşiktaş'ta var. <laughs> yani şey uyuş, uyuşur Aynen. yani tribünlerle falan ama e, bir kere şey ya daha olgun, daha tecrübeli, daha oraları böyle bir doldurup çekip çevirecek e, bir model arıyor. Hı hı. Bir de bu tatsız hadiselerden sonra. O, evet, o işin oluru varsa doğru. da artık de şey, olmaz. E, gerek zaten değil. taraftarlar da tepki gösterdi. Yani bence o iş... Gerek de evet, yok zaten. Bence de hiç gerek yok. Peki o zaman e, gelelim mi? Direma maçı. e. Kiev maçına. Gelelim karambole. Nasıl bekliyorsunuz? Karambol e? Nasıl maç bekliyorsunuz? Ya ya beklediğimden çok daha dirençli bir Kiev buldum. İyi oynayacaklarını düşünüyordum ben direnç göstereceklerini. Hı -hı. Ama tabii Luchescu faktörü. İyi bir Kiev gördüm ben. Ee, ve Ve akıllı bir... Beşiktaş gördüm. Hı hı. Ee, ne demek akıllı Beşiktaş? 2.90 dakika olarak düşünüyor Şenol Hoca. İlk maçı böyle stratejik oynayayım, skoru alayım, çıkayım gibi oynadı. Ee, durdu. Durdu. Evet. Kontra çıkışlarla ilk başta öyle öyle bir strateji düşünmüş. Ama baktı ki öyle olmayacak. Karşındaki pat 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 vuruyor yani. anladın mı? Çünkü Luchesco diyor ki ben burada alayım diyor. Orada bana sıkıntı olur. Sürekli vuruyor. Sen de sürekli savunmada kalamazsın yani. Baktı öyle olmuyor Beşiktaş Hoca. Allah ne verdi dedi. Fata yani. Pataküte bir Kavga gibi bir maç oldu. Hı hı. Güzel mücadele çok iyiydi maçta. Evet. Ee, ama keyifliydi. Çok iyi bir galibiyet 3-2 e, Kiev deplasmanında. Beraberliğe bile benim eyvallah diyeceğim bir ortamda 3-2 çok e, onun da şeyle gelmesi, bahtiyarla gelmesi. Tabii. Bahtiyara asisti Raşisa'nın yapması, eee Aylaz. Tabii aylardır kulübeden fayda sağlayamayan Beşiktaş'ın kulübeden gelen iki oyuncuyla maç çevirmesi, hı hı. maç kazanması diyeyim çok kıymetli, çok önemli. Ee, i̇ç sahada Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın herhangi bir kazaya uğrayacağını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Tribünler dolar diye full, düşünüyoruz. Kesinlikle. Full kesinlikle. kesinlikle. Ve Lucescu, Kiev, Beşiktaşlar Kiev'i sever. 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 Yani şöyledir. Hadi filmden örnek vereyim. Gerçek hayat gelmedi aklıma. Ivan Drago ile Rocky Balboa gibi <laughs> <öyle> düşün. <laughs> evet. Hatta evet. bölüm şeyin serinin birinde de dosttur bunlar Aha. yani. Tamam mı? Kievle, Beşiktaş öyledir yani. Evet. Ivan Drago'yla eee Rakip gibidir. Sever birbirini, dosttur. Mücadele eder bir Luțescu var. Luțescu Beşiktaş'ı çok sever. Beşiktaş da Luțescu'yu çok sever. Çok büyük hikayeleri çıkacaktı da Hı -hı. işte Türk futbol ortamı müsaade etmedi ona. Aman hocam, evet. şeyler gidiyor diye, e, Evet. ilgi azaldı futbola diye. Neyse, Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın tur atlayacağını ve atlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama orada bak şunu da söyleyeyim. Eee Kiye maçı dönüşü uçakta şahit olanların bana anlattığını söylüyorum. Ee, Burak Yılmaz yolculuk boyunca hocaya ikinci maç üzerinde hmm. ne yapmaları gerektiği konusunda soruyor, 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 anlatıyor, soruyor falan. Vallahi çok iyi oldu Beşiktaş'a gelmesi. Burak Biz hatırlıyor musun seninle konuştuğumuzda Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a çok büyük etkisi olacak. demiştim. Evet demiştim. Evet. Gerçekten Burak Yılmaz'ın da Evet, Beşiktaş evet. etkisi oluyor. Çok oluyor. İkinci evet. programda da Burak'ı görünce de onu söyledim. Aynen, evet. O yüzden e, çok iyi oldu bu, bu evet. bir birliktelik. Çok iyi oldu. Hem Burak için hem Beşiktaş için. Bu maçta da Beşiktaş yine stratejik düşünecektir. Yani sonuçta bir 90 dakika çok böyle kontrolü de kaybetmeden. Ama ben iyi bir oyun ve galibiyet bekliyorum Beşiktaş'ta. Bir zahmet artık gruplara da. Evet. Kalalım yani. <laughs> Nasıl bir 11 ile sahada olur peki sence? Ha, güzel güzel. E, hoca en baştan beri belli bir 11'i var. Ee, geçen seneden kurgu 11. Hı hı. Stoperlerde bir Amarte ile evet. Kole arasında değişiklikler oluyor. Ben Raşisa'yı bekliyorum hı hı. açıkçası sağ tarafta. Sol tarafta emin değilim kimi kullanır. Şimdi Rebic'i çok hazır görmedim. Hı. Muleka bir satma niyeti var. Belki son bir iki kendini göstersin de 100-200 <laughs> evet, daha olabilir. fazla verirler diye <laughs> düşünüyor olabilirim. Galatasaray'da öyle oldu ya. Evet, Yunus. Gitmeden Yunus, Yunus böyle bir oldu. aynen evet, gösterdi evet, kendini. Evet. Yani e, onun dışında çok büyük değişiklik beklemiyorum ben. E, sağ tarafta Raşisa'yı görürüz diye düşünüyorum. Hı hı. Solda yine Muleka başlar. İleri uçta da e, yine Abu Bakar başlar. Getson, hı hı. Salih, Amir. Arka tarafta e, bu sefer ikisi oynar yine. Amartey, kole oynar. Hı hı. Roziye, Masuaku yok. O çok büyük bir sıkıntı. İlk maçta Neslihan Masuaku çıktıktan sonra sakatlandı. Umut girdi. Olmadı. Hoca Bahtiyar'ı koydu oraya. Hı hı. Olmadı. Evet. Bahtiyar'ın bölgesinden 2-3 kere geldiler. Biri gol oldu. Bir penaltı mı döndü vardan öyle bir şeyler oldu yani. Evet. Evet evet. Sol öne attı sonra Bahtiyar'ı. O biraz daha iyiydi. Sonra merkeze çekti. Dedikleri gibiymiş yani. Adam pat 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 her yerde. <laughs> e, ama solda çok büyük aksaklık var. Bak Beşiktaş transfer üzerine bir şeye, stoper ve on numaraya hepimiz odaklandık. Herkes odaklandık. Aslında çok ciddi bir problem var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a iyi bir sol bek lazım. Can alıcı bölgelerden birisi durarız çünkü yani. iyi bir sol bek de lazım ama diyeceksin ki ya onları bulduk da o bir sol bek mi kaldı? Bu maçki zafiyeti aslında o olacak diyebiliriz Beşiktaş'ın biraz e tabi oraya olacak. kimi koyar bilmiyorum yani yine mecbur Umut'la oynayacaksın. Evet. Umut da söyleyince alınıyor da geliyor neyse <laughs> ee, ama yani bu bu fırsatları da bir değerlendirin bakalım. Evet. Bak Değil önemli yani şu anda Tatmin gerçekten. Şu an böyle. orada. Hani kendini gösterebildiği kadar hmm. göstersin bence. Tam zamanı. Tam zamanı. Bugün değilse ne zaman? Ne zaman? Aynen öyle. <laughs> Çok teşekkür ederim Ergin. Ben Beklemek teşekkür istediğim ederim. Bir şey. Yok. Önümüzdeki haftada maçtan sonra gayet işte şeyden sonra Kiev maçını elemiş gruplara kalmış Beşiktaş'ı konuşuruz umarım diye düşünüyorum. Evet, i̇nşallah. Bakalım. Heyecanlı bir şekilde maçı bekliyoruz biz de. Evet. Yüz yüze de Ergin Aslan'la birlikteydik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.